Arkadaşlar merhabalar. Bugün 23 Aralık 2019 Pazartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Gece yürüyüş yaparken aklıma geldi, sizlerle paylaşayım dedim. Konu Rolls-Royce firması, Ahmet Davutoğlu, TÜBİTAK ve Ethem Sancak. Şimdi Rolls-Royce firmasını biliyorsunuz. Bir İngiliz firması. Şöyle şurada İngiliz bayrağı var. Evet, hem yürüyelim hem konuşalım. Solumuz boyunca da bir mezarlık. Şöyle yürüyüp bahsedelim. Şimdi biliyorsunuz tank palet fabrikası gündeme geldi. Ethem Sancak. Şimdi çoğunuzun yani unutmuştur. Rolls-Royce Türkiye'ye sanırım 2011'de bir görüşmeler yapılmış. Ama Ahmet Davutoğlu döneminde Ahmet Davutoğlu döneminde 2014 2016 arası görev yaptı ya. Tam 15 Temmuz darbesinden işte bir iki ay önce görevden alındı. TÜBİTAK firmasıyla jet motoru yap... TÜBİTAK firması diyorum. TÜBİTAK'la Rolls-Royce bir anlaşma yapıyor. İşte geliştirme merkezi falan kuruyorlar. Jet motoru üretecekler. Yerli jet motoru üretecekler. Şimdi evet. 7 Ekim 2015'te böyle bir görüşme, anlaşma yapılıyor ama haberimiz yok ayrıntılarıyla ilgili. Sözde Rolls-Royce Türkiye için yerli uçak motoru üretmeye çalışacak. Ya peki bu Rolls-Royce biliyorsunuz 1904 yılında kuruldu. 1971'de iflas etti. Sonra el değiştirdi falan. Kısaca şeyini de biliyorsunuz. Charles Rolls'la Henry Royce'ların soyadlarının birleşimi. Charles Rolls Royce. Bu İngiliz firması 111 sene Türkiye'ye gelmemişti. Tam şey yapılacağı zaman, böyle bir çalışma yapılacağı zaman, sen gelip bir milli çalışma yapılacağı zaman, sen gelip neden bu firmanın işte TÜBİTAK'taki o birimin dibine sokuyorsun? Yani neden şimdi, neden şimdi derken 2015'i kastediyorum. Tamam, soktun bunu. Peki ne oldu? 2015'ten bu yana 4 sene geçti. Hani nerede uçak motoru? Rolls-Royce ne yaptı? Bir rapor görelim. Hatta 2011'den bu yana bir şey görelim, değil mi? Yani şimdi buradan nereye geliyorum? Ethem Sancak'a geliyorum. Ethem Sancak tank palet fabrikasının işletmesini 25 seneliğine aldığında 3 büyük elçi, 3 ülkenin büyük elçisi Ethem Sancak'a gidiyor. İngiltere'nin, Almanya'nın ve Fransa'nın. Şaşırıyor tabi Sancak. İşte birlikte çalışalım falan diyorlar. Ethem Bey de hay hay diyor ama 3 şartım var diyor. Bakın bunu Davutoğlu'na sorun. Sen bu 3 şartı Rolls-Royce firmasına dayattın mı? Söyledin mi? Evet. Neymiş o 3 şart? Ethem Sancak ne diyor? Bu 3 büyükelçiye. Diyor ki bunları diyor sözleşmeye koyacaksınız diyor. 1. Üretim merkezi Türkiye olacak.
2 istediğim ülkeye satabileceğim ve bir tane daha 3 nerede kullanacağıma kendim karar vereceğim. Yani Güneydoğu'da mı, Irak'ta mı, Suriye'de mi, Libya'da mı, nerede kullanacağıma kendim karar vereceğim. Tekrar ediyorum. Üretim merkezi Türkiye olacak. 2 istediğim ülkeye ben satabileceğim. 3 nerede kullanacağıma kendim karar vereceğim deyince bir daha bu üç ülkenin büyükelçisinden haber çıkmıyor. Gördünüz mü? Şimdi Sayın Davutoğlu, bu şeyle yaptığınız, Rolls-Royce'la yaptığınız sözleşme bilmiyorum hala geçerli mi? Duruyor mu? Siz böyle bir şart koştunuz mu? Sanırım koşmadınız. Ve bu Rolls-Royce 111 sene Türkiye'ye gelmedi de Türkiye'nin kaşı gözü için mi geldi de Türkiye'ye sözde yerli jet motoru yapacak? Yapacak. Evet. Durum böyle. Bugün 23 Aralık 2019 Pazartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Gece yürüyüşü yaparken aklıma geldi. Ethem Bey de geçen çok güzel konuştu. Bravo. Bir de Kemalizm konusunda uyansa daha da seveceğim Ethem Bey'i. Bir de Doğu Perinçek konusunda uyansa. Fakat bravo adama. İşte bu. Ve çok net diyor. Şu tarihte diyor. Şu motoru üreteceğim. Tank motoru. 1500'lük şu tarihte. İşte 3500'lük şu tarihte. Tak 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 net koyuyor. Sen Sayın Davutoğlu. Ne oldu 4 sene geçti? Nerede jet motoru? Ne yaptın? Nasıl bir anlaşma yaptın? Niye soktun Rolls-Royce'u TÜBİTAK'ın dibine? He? Ajanlık faaliyeti için mi? Nasıl iş bu? Evet. Durum böyle arkadaşlar. Ahmet Davutoğlu 2014-2016 döneminde 7 Ekim 2015'te yerli jet motoru yapılma çalışmaları esnasında işte TÜBİTAK bir birim kurmuş. TÜBİTAK da bu arada TÜBİTAK'la ilgili ayrıca konuşmak lazım. Orası yani genelleştirmiyorum ama kısmen de olsa ihanet merkezi gibi çalıştı bir döneme kadar. Evet, şu anda arkamda da bir cami var. Bu bahsettiğim cami vardı ya. İngiliz istihbaratına çalışan cami. Ahmediye mezhebi. Evet. Durum böyle. İşte bu. Yani şeyden çok ümitliyim. Ethem Bey'in bu işi yapacağından çok ümitliyim. Fakat Davutoğlu bu konuda hesap vermeli. Rolls-Royce'da nasıl bir anlaşma yaptı? O anlaşma hala yürürlükte mi? Neden hala somut bir şey adım atılmadı? Rolls-Royce ne yapıyor TÜBİTAK'ın o jet motoru üretme, geliştirme merkezi, üretim yapma merkezi biriminin dibine neden sokuldu? Evet. Evet arkadaşlar, gece yürüyüşümüzün konusu buydu. Devam edeceğiz. Sizler de Davutoğlu'nun neden böyle bir anlaşmaya girmiş olabileceği ilgili yorumlarınızı lütfen yazarsınız. Gece çekimini nasıl buldunuz?
pek bahsetmeyi, konuşmayı sevmiyorum ama paylaşmayı lütfen unutmayın. Devam edeceğiz.